Burası Yahyalı'nın 5 kilometre güneybatısında Dereköy güzergahında dağlar arasında bir dere kenarına kurulmuş Kirazlı köyü. Roma döneminden beri eski yerleşim birimi olup halen mevcut kalıntılara rastlanmaktadır. Merkez cami olarak bildiğimiz cami eski kilisedir. Eski adı Kalın Kilise, 1960'lı yıllardan itibaren yetiştirmiş olduğu kaliteli kirazlardan dolayı da Kirazlı adını almıştır. Eskiden ormanlarla kaplı olduğu bilinen köyün ilk sakinlerinin Osmanlı döneminde buraya gizlenen eşkıya ve kanun kaçakları olduğu söylenmektedir. Fakat bugünkü yerleşimi oluşturan halk, çevre illerden Niğde, Adana, Konya ve Yahyalı merkez ve köylerden gelmiştir. Bugün ilçe merkeziyle ilişkisi sürekli olan köyün eskiden geçim kaynağı halıcılık, hayvancılık, tarım ve ticaret odaklıydı. Buna bağlı olarak yaylacılık eski önemini kaybetmiş olup kısmi olarak devam etmektedir. Recep Hoca, Kör Salih, Mitçik Abdullah, Çiriş Süleyman, Çavdar Mehmet, Çavdar Hasan, Kötü Ali, Guburlu Abdullah ve Hacı Bıyık köyün gazileridir. Milli mücadelenin tüm muharebelerine katılan Recep Hoca Alas, Sakarya Muharebesi'nde Atatürk'ün battaniyesini çalar. Olay Yahya Kiraz şöyle aktarır. Rahmetli hocam Atatürk'ü ve Mareşal'i çok severdi. Anlatırken gözleri dolardı. Sakarya Harbi devam ederken bir gece üşür ve şöyle devam eder. Her taraf sis pus içinde. Sabah kalktığımızda üstümüze çiğ düşmüş, bedenimiz kemik gibi olmuştu. Başkumandanın çadırında birkaç battaniye ve beylik olduğunu biliyordum. İkinci gün de aynı soğuk devam etti. Bir yolunu bulup çadırdaki battaniyelerin birini aldım. Ertesi gün geri koyacaktım ama atanın müzevvirlerinden biri haber vermiş. Beni çağırdılar. Cezalandıracaklarını söylediler. Ben de evlatlar hırsızlık yapar, babalar affeder. Siz bizim babamızsınız paşam dedim. Bu cevap Atatürk'ün hoşuna gitti ve bana böyle bir asker zeki olmayan 100 askerden iyidir dedi. Affettikten sonra da birkaç kez karşılaştık. Hatırımı sordu diye anlatır. Ben Mehmet Orak, 71 Kirazlı doğumluyum. Yüksekokul mezunu, Sarayhan'dan da mahalleden emekliyim. Doğuma büyüme buralıyım ama yılımızın, ömrümüzün 20 senesi, 25 senesi gurbette geçti. Gurbet de olsa, yakın da olsa Kayseri bizim için gurbet. Buraya gelince işimize girince burayı özlüyor. İkisi bir arada gitmiyor. Çocukluğumuz şimdiki çocuklar gibi değildi. Özgürdük biz. Sabah çıkar, ister aç karnına çık, ister tok karnına çık. Aynı kuşlar gibi aç kalacağım düşüncesi olmazdı. Kaybolacağımız düşüncemiz yoktu bizim. Bizim çocukluğumuzun çoğu yaylada geçti. Yayla hayatı bambaşka bir hayat. Eskiden 5-6 oba olurdu. Her obanın ağası olurdu. O ağa çobanların tutumu, ondan sonra ihtiyaçlarını o karşılardı. Ondan sonra 9. ayda da koç katımı dediğimiz 9. ayın sonu 10. ayın başında o zaman da ortaya masraflar şey yapar, bölüşülür. Herkesin üzerine düşen ne varsa onu karşılardı. Yaylada çocukluğumuzda erik kapmaç oynardık. Yine sabah çıkan akşama kadar sokaklar, dağlar, taşlar hepsi senin. Biraz gücü yeten kışlık yakacak temin ederdi. Kefen keserdi. Karamık dediğimiz karamık dikenlerini ederdi. Onu hazırlardı. Ondan sonra
eşeklere veya katırlara yüklenirdi. Köyümüzde traktör o zaman ulaşım aracıydı, azdı. Yaylaya giden traktör olan traktörle giderdi. Traktörcüler de bazen işte biraz muhanetlik yapardı. Herkesi götürmek istemezdi. Çünkü traktörün şeyi küçük, gücü az, şimdikiler gibi değil. Yollarımız kötüydü o zaman. Bunun yerine genelde ulaşım herkesin aşağı yukarı ya eşeğe veya katırı vardı. Onlarla sağlanırdı. Perşembe akşamı yayladan erzak gelirdi köye. Katık dediğimiz eskiden işte yoğurttu, süttü, ondan sonra süt yüzü, yağ, peynir, çökelek bunlar gelirdi. Cuma gün ilkinden sonra da buradan güneş batarken, çok sıcakta çıkmamak kaydıyla güneş batarken ya sabah erken çıkılır yaylaya veya ilkinden çıkılır. Hayvan zorlanmasın, yorulmasın diye serin havada çıkılırdı. Bazen yürüyerek giderdim, bazen hayvan üstünde, sırtında giderdin. Giderken biz çocukluğumuzda aklımızın ermediğinden, şimdi çoğu bize hırsız der de desin bakalım. Giderdikken işte buradan komşu vermiştir torbaya, merak eden ne var içinde? İşte kağıtlı şeker var, sormuk şeker var. Karşı topaklaş dediğimiz mevkiye vardığın zaman köye doğru dönen yönünü birkaç tane atan, ondan sonra yalnız gitmek olmazdı. Muhakkak %100 bu dağlar boş değildi şimdi. %100 bir arkadaşım olurdu yaylaya giderken. Hatta yaylardayken bizi görenler köycü geliyor diye taş yuvarlardı. Köycü geliyor kör yuval diye taş yuvarlardı. Gençliğimiz, çocukluğumuz güzel geçti burada. Acısıyla, tatlısıyla. O günleri insan özlüyor. Eskiden köyde olsun, yaylada olsun büyüklerimiz vardı mesela. Köyde kahraman dayımız vardı. O masal anlatırdı. Şimdiki gibi internet yok, televizyon yok. Bir tane radyo var. FM de değil o. Uzun dalga radyo vardı. Onu dinlerdik. Başlıca yaylalarımız işte Sarınç Yaylası var, Gerzile var, Elma Dalı var, Babaoğlan Ulu var, Oluk Yaylamız var. Hele hele Gerzile Yaylası daha bir başkaydı. Orada bir canavar deliği dediğimiz yer vardı. Oraya giderdik. Oranın toprağı meşhurdur. Sert bir topraktır. Hafif çamurlu. Oradan çamur alırdık. Araba yapardık. Ondan sonra çamuru avucumuz alır, içini oyar. Yere çarpar. İşte o delik, yere çarpınca açılan delik ne kadar büyük olursa arkadaşım o deliği kapatmak için sana toprak verirdi. Ondan sonra çok neşeli günlerimiz geçerdi. Ben Kirazlı Köyü sakinlerinden Mustafa Karakaya, 1953 doğumluyum. Hayatın akışı Kirazlı Köyü'nde babam birinci çiftçiydi. Biz de onun devamını, işini devam ettirmek için çiftçilikle uğraştık. Bir 5 yıl Suudi Arabistan'a gittik. Orada bir düzen tutturamadık. Yine aynı hayatımıza malcılıkla, çiftçilikle devam ediyoruz. Ama köyde artık hayat şehre dönüştü. Bir nevi köy de şehre dönüştü. Saat 9'a kadar yatıyorlar. 9'dan sonra da kahvaltı yapıp akşamleyin geriye geliyorlar. Hiçbir kimse ekim dikimle uğraşmıyor. Hep tüketici oldular. Ben 70 yaşına bastım. Ekin ekerim, nohut ekerim, patates ekerim. Her türlü tarımla, tavuk, inek, her türlü tarımla uğraşırım. Uğraşı olmazsa, üretim olmazsa tüketim dışa bağlı oluruz. Köyümüzün 1500 her 10 sürü vardı. 10 sürü. Her sürüde 1500 koyun vardı. 1500 koyun. Kirazlı köyünde en az 400 tezgah vardı. Her evden en az çıkaran 3 çıkarırdı. 3 çıkarır. Pastel halı vardı. Pastel halı dediğimiz bu kök boyadan yapılan halılardı. Biz bunu Yahyalı'ya indirdiğimiz zaman en az 10-15 tane tüccar vardı. Şimdi halı para etmiyor dediler. Halıyı bıraktılar. Ben halının bundan 20 sene önce, 25 sene öncesini çiftini 1500 marka verdim. Halı para etmez olur mu? Emek olmayışında yemek olmazdı. Yahyalı'da bir kooperatif yoktu. Yurt dışına ihraç edecek. Aracı arkadaşlar da buradan alır.
Yahyalı'ya Yahyalı'dan alır, Develi'ye Develi'den alır, Niğde'de pazarlarda onlar da ekmek yerdi, biz de ekmek yerdik. Pastel halı diye halı vardı. Kök boya, ot boyadan yapılırdı. Normal boya değil. Bunun narpızı vardı, ceviz yaprağı vardı. Bunları kök boyadan, yerdeki siyah çamırı getirir, bunlarla ip boyalardı. Deterjana koyduğun zaman 10 saat dursa bir gün vermezdi. Bu pastel halıydı. Öbür çeşit halılar da vardı ama o normal boyalardan getirirler, boyalarlardı. Bundan 1500 sene önce diyorum bak, 20 sene, 25 sene önce ben 1500 marka verdim bir çift halıyı, Somya halısını. Nasıl etmiyor? Şimdi benim bir çift halım var, 10 bin lira verseler vermem o pastaldan. Kızımı hatıra ettim. Ama şimdi kimse Yahyalı'ya gidiyor, bir tane dokunma halı alıyor, kıza veriyor. Yarın 4 gün sonra onu çöpe koyuyor. Ama o devam olsaydı, onun eskisi Avrupa'ya, Amerika'ya gelen turistler alıp gidiyordu. Bugün köyde hayat şehirdekinden kat kat üstün. Sabahları biz 5'te kalkarız en geç, akşamları da 10.30'da yatarız. Bu yatma kalkma hem insan vücudunu nişleştirir hem de üretimi güçleştirir. Bunun için biz her türlü soğanından tut, samırsağına kadar köylü üretmese vatandaş ne yiyecek? Şimdi de köylü de şikayet eder oldu ya. Soğan 5 lira. Ben 3 kilo soğandan 50 kilo şahit arkadaşlar tarlam var. 50 kilo soğan aldım. Toprak insan gücünden gelir. Toprağa ne kadar hizmet edersen toprak sana o kadar verir. Köylü bunu almazsa vatandaş ucuza yer. Köylü de şehir gibi gider pazardan alırsa her şey pahalıya gider Mehmet'im. Doğru. Ya bunun için artık üretim, üretim, üretim. Yaşındayım. Başladım. Daha fazla ederim. Daha fazla ederim. Ta gurbetteki çocuklarım hususu bunun uçu gelirler. Buna da pek merak ederler. Ben de keyfine yaparım çocuklarımın uçu. Bunun uçun gelirler. Her gelende bir araba götürürüm. Niye diyelim? Ana babayı ölene kadar bu devam edecek. Yakacağım. Fazla mamut. Nereye çıkacak? Allah kurban olduğum Allah hepsinin rızkını bol versin. Kurban olduğum Allah'ım ömrülerini uzun etsin. Bu bazametresini yuka yaparık, halıyı dokunum. Şöyle bir tenceremiz vardı, sobanın üstünden inmezdi. Gece bu çocukların temizliğini yapardım, gündüz okula salardım. Böyle de hayatımız geçti. Allah bundan da geri koymasın. Ekmeğimizi salçamızı eder halıya otururduk. Gece, gündüz o halıyı dokumaya çalışırdık. Halı bitti mi ardına şu yol farkı şey etmeden yün yıkardık. O yünü yıkardık, çıkrı kurar, eğirirdik. Ondan sonra da boyamaya çıkardık. Çamırlının, şeyin içinde kök boyalarını boyardık. Geçimimizi onunla sağlardık kuzum. Bugünümüze şükür, ben başka bir şey demiyorum. Allah'a emanet olun. Şehirde kızlarım, 5 tane kızım var. Onlara salça yapıyorum. Domates. Bir kuş yiyecekler Allah izin verirse. Kirazlı köyünden herkese selamlar olsun. Bu mevsimde, bu zamanda, Ağustos ayında genelde burada salça yapılır. Salça zamanıdır. Hemen hemen her evin önünde salça kaynatan ablalarımızı, teyzelerimizi, annelerimizi görebilirsiniz. Ben Kirazlı'nın eniştesi oluyorum, damatlar oluyorum. Güzel bir ilçe, güzel bir köy. Herkesi buraya gezmeye gelmeye davet ediyorum. Güzel bir şey oluyor bizim için de geldiğimiz zaman, tatilde etkinlik oluyor. Elma zamanı, aynı zamanda elmalar toplanır burada.
Haziran'ın ilk haftalarında kiraz mevsimidir, kiraz toplanır. Sonrasında reçeller yapılır. Güzel, şirin bir köy, şirin bir ilçe. Herkese selamlar. Bu tarafa koysunlar. Taş denk geldi. İşte. Düğünlerimizde yemeklerimiz pişer, çorbamız pişer, üzümlümüz var, mantımız var, sarmamız var. Çorbamızı pişiriyor, çorbamızı tavuklu çorba pişiririz. Şehriyeyle tavuklu çorba yaparız. Şimdi nohut yemek pişiriyoruz, et kavuruyoruz. Soğanını doğrarız, salçasını koyarız. Yemeğimizi pişiririz. Orada da pişmişleri var. Biraz daha pişiriyoruz. Yemekleri, nohudumuzu koyarız. Önce etini koyarız. Yağını, salçasını yakarız. Ondan sonra nohudunu koyarız. Suyunu koyarız. Kaynar. Yarım saat, 40 dakika pişiririz. Pişer. Çekeriz kenara. Dinlenmeye bırakırız. Evet. Üzümlümüz var. Ona da pekmez koyulur, et koyulur, nohut koyulur. Üzüm koyulur. Başka ne koyulur? Su koyulur. Başka bir şey koyulmaz. Baharatlar atılır. Bizim geleneksel yemeğimiz de üzümlü yemeği, mantı. Olmazsa olmazlarımız bunlar. Tatlımız. O tatlı yerine geçiyor. Üzümlü dediğimiz tatlı yerine geçiyor. Kaç yıldır mesela bu var? Sizin çocukluğunuzdan beri var mı? Oldu bitti. Ta öncelerden, büyüklerden, ebelerden, dedelerden geldi. 34 senedir var. Yok, ebeden gelme, büyüklerden. Bizim bildiğimiz 30-40 tane de var. Ebelerden, dedelerden gelme, ta önceden, atalardan gelme, bir şerbet. Hani şerbet ikram oluyor millete, gelene, misafirlerimize. İkram olarak da sunuyor. İçine ne konuyor? İçine de şeker konuyor. Gıda boyası konuyor, karanfil konuyor. Orelet koyuyor. Suyuyla karıştıra tatlı oluyor, bir şerbet oluyor, içecek oluyor. Bu genelde yemek düğünlerde, işte nişanlarda falan mı yapılıyor? Yapılıyor, nişanlarda bu. Sadece nişanlarda yapılıyor abi. Düğünlerde yok. Düğünlerimizde yok o. Nişanlarda. Nişanımız da yapan yapıyor, yapmıyor. Şerbetin bir hikayesi falan var mı, biliyorsunuz mu böyle bir biz anı? Şimdi bunun da abi, bunun ağzını kapatırız. Erkek evi gelir, oğlan evi. Açmayız. Bağışış alırız da öyle açarız. He, bağışış olur. Yemekler de öyle, kapaklar açılmaz. Biri gelir hepsinin üstüne parayı bırakır. Bağışışlarımızı alırız, ondan sonra yemeklerimizi açarız. Önceki düğün geleneklerimiz daha değişir abi bizim. Mesela neler mesela gitti? Mesela abi neler giderdi? Önce nişan olacaktı. Nişan demezdik biz. Geze derdik. Geze şerbet derdik. Geze şerbet olacak derdik. Abi üstünde şerbet derdik. Kız altını devat ederdik. Onu nasıl devat ederdik? Lokum gelirdi. Lokumu sandık 10 tane 10 sandık lokum götürdük kız evine, erkek evi. O lokumu köye dağıtırlardı. Üçer beşer dağıtırlardı. Gazeteye sararlardı. Nişanımıza buyurun denir. Nişanımıza buyur etme bu. Onu ben de hatırlıyorum. Küçükken ben de hatırlıyorum. Öyle olurdu eskiden. Lokumları sandık. Şimdi onlar kalktı artık. Her şey modernleşti. Ama burada hala bu kültürü yaşatıyorsunuz. Kültürümüz var. İşte. Devam ettiriyor daha. Bu şerbetleri, yemekler devamlı kültürümüz var. Sabah kalkardık, namazımızı kılardık. Sabah namazımızı. Halıya otururduk. Akşama kadar halıyı dokurduk. Çünkü bu arada çocuk, 8-9 tane çocuk var annenin babanın başında. Akşama kadar halıyı dokurduk. Bir gün çocukları banyo yaptırmaya uğraşırdık. Bir günde çamaşır. Bir günde devlük günde elimizde 3 lahan çamaşır alırdık, ellerimizde yıkardık. Kara kazan dışarıda su ısıtırız. Ellerimizde yıkardık abi, öyle şeyimiz geçti, bizim zorluklarımız geçti. Şimdi çok rahat, makine var, her şey var şimdi. Çok dokuduk abi. Çok zorluğuna mesele, çamur yemiş, ipiymiş, şeymiş, eğirmesi çok zor geçti o zamanlar. Rezilliydi o zamanlar. Az bettoğumuz almadı, halayı çıkaradı. Valla, az yoksa. Çıkarmaz olsun. Bir gün ben de öyle dedim babama. Babama dedim, babama bilmiyor muyum öyle küfür olduğunu ya. Aklımız ermiyor. Halı dokurum halı, tükenmez yavrum halı dediydim. Aman bundaymış babam, eşli olacak beni yavrum ettim. Ama bana biliyor muyum babam?
Çok zorluk çektik halıda okulda. Çok çok mesleğe abim. O buna geçim oluyor. Bıkardık abi halıdan bıkardık. Geçimimiz onun. Başka işe kaçalım. Sen de 12 tane halı dokunurdu abi. Sen de 12 tane halı. Mesela bir kişi bir halıyı ne kadar sürede dokuyordu? Bir kişi 2 ayda ne de dokuyordu? 2 kişi 1 ayda dokuyorduk. 10 tane halıyı. 1 ay sürüyor muydu? 1 ay sürüyordu. 2 kişi 1 ayda dokuyordu. Mehmet'im hoş geldin. Hoş bulduk. Köyümüze hoş geldin. Veysel dayı gözünü yesenin. Başta işte oturacak güzelcek. Sohbet ediyor, muhabbet ediyor. Arkadaşım. He, arkadaşım da gelmiş şey etmiş Mehmet'in de geldiğine göre. Bu şeyden bahsediyor biliyor musun? Karaman Ömer'den. Şeyin diyor, bakacağını kalaylamış. Şimdi demiş ki, o da birkaç şey delik varmış, delik kalaya kapatmamış deliği. Demiş ki, buna emine dese, sakın su kuyma demiş. Abi bir şey değil mi? Ondan sonra o da demiş ki, 3-5 gün su kuyma diyor anlamış. Ondan sonra bir hafta 10 gün suyu, sonra suyu koyunca akmış şey. Kalaya akmış. Kalaya akmış. Demiş Ömer'im kalasını aldı, bu akıver demiş. Korkarım su kuydum, şey diyormuş. Korkarım su kuydum, paraca diyormuş. Buzun bir sıra kapansın diye kalaylattık. Yetmedi değil mi? Tabii, diyelim olacak değil ya. Ben de güzel bir anı anlattım. Benim amca oğluyla bahçeye gidiyor. Kar yağdı. Bahçedeki yağ karı damın üstünden kürüyecek. İki arkadaş, üç arkadaş gidiyor. Ama birbirimize şaka yaparaktan geri dönüşte işimizi bitirdik, karı kürüdük, geri dönüşte efendime söyleyeyim bir çavuşgilin rampası var, o rampanın orada bir uçurum var aşağı doğru ama felaket uçurum. Orada ikisi biri elimden tuttu, bir ikisi ayağımdan tuttu bir de sallay sallay ben de hiç oral olmuyorum hani atacaklar umudum da yok. Kaldırır atarlarsa aşağıya beni. Haydi paldır kürdü paldır kürdü. Oradan zor çıkarttılar beni karda. Böyle bir anım var. Beş altı arkadaş bir araya geldik. Yahya'da, Kayseri, pardon Yahyalı diyorum. Kayseri'de uzun süre, bir yıla yakın bir aramızda toplantı yapıldı. Futbol maçlarımız oldu, halı saha maçlarımız oldu, arabaşı etkinliğimiz oldu. Milleti bir araya toplamaya çalıştık. Ondan sonra yaklaşık 3 sene önce, pandemiden önce Kürsiyen Yaylası'nda bir programımız oldu. 2-3 tane cenazemiz vardı o zaman. O şenlik düzenlendi. Düzenlenecekti şenlik. Cenaze olunca şenlikten biz vazgeçtik. Toplantı olarak düzenledik. Orada mevlid, hatim olarak devam ettirdik şeyi. Programımızı. Birlik, beraberlik adına bir şeyler yapmaya çalıştık. Çoğu kişi bize destek verdi. 2011'di sanırım. Fidan dikme şeyi oldu. Etkinliği oldu. Oluk yaylamıza diktik biz filan. Köylü gitti orada aşağı yukarı verdiğimiz yemeğe göre 200'ün üzerinde kişi toplandı. Filan dikildi, filan korunamadı. Heba oldu. Orada 5-6 tane bir söğüt ağacımız kaldı. Karşı Topaktaş'ta dediğimiz yere
Oturduğun zaman millet çıplak daha izlemesin dedik, karşıya da diktik filan. Hepsi yeşerdi. Köylümüzün bir tanesi kendi cebinden para verdi. O zamanın parasıyla 2011'de 25 tane meyve filan aldı. Taziye evini düzenlemeye çalıştık dernek olarak. O da bitmek üzere. İşte yolların yapımı için, ara sokakların yapımı için görüşmelerimiz devam ediyor. Ondan sonra bu çay kenarında biraz daha güzel olsun diye kamelya falan yürüyüşler başladı çay kenarında. Kamelya konacak. Ondan sonra muhtar gereken desteği veriyor bize. Dernekteki üye arkadaşlarımız, para verenlerin çoğu emin olun Kayseri'de askeri ücretle çalışan işçi arkadaşlarımız. Ha, bunlar bunu yapıyorsa biz de biraz büyüklerimizden, büyüklerimiz dediğimiz kişi maddi durumu olan, iyi olan kişilerden biraz daha destek alırsak daha iyi işler yaparız. Bugün Kayseri'de arabaşı şenliği düzenledik. Hiçbir dernek 600 kişiyi bir araya getiremez. 600 kişi bir araya geldi. Benden daha geliri yüksek kişiler bu işlerle uğraşsa da biz onlara destek olsak, elimizden geleni yapsak. Ama dediğim gibi bu gönül işi, gönül verme işi, köy sevdası işi. Şurada bir gece gelip de serin serin hava aldığın, yattığın her şeye değiyor. Bütün yorgunluklarını alıp gidiyor. Sinan Bahar. Kayseri Yahyalı, Kirazlı Mahallesi'nde doğduk ama çocukluğumuzda İstanbul'a gittik. İstanbul'da ikamet ediyoruz. 10 yıl oldu biz buraya geleli, emekli olduktan sonra. Burada biraz yer aldık. Bir kiraz bahçesi yaptık. Buraya bir ekonomi girsin diye 09 Ziraat 900 diye bir kiraz ağırlıkta bahçemiz var. İçinde Texas elle kırılan çıtır bademlerimiz var, ceviz ağaçlarımız, elma bahçemiz, üzüm bağımız var. Burada güzel bir şey oluştu, güzellik oluştu. Gelen arkadaşlar bahçeyi bir gördükleri zamanlar zihinlerinde böyle bir yer nasıl yaparım diyerekten bir hayalin içerisine giriyorlar. Biz de bundan mutlu oluyoruz. Bahçemizi yaptığımızda hamdolsun bir sondaj vurduk, 80 metreden suyumuz çıktı. İsteyen konu komşu arkadaşlara da su veriyoruz. Kendi bahçemizde. Güzel bir bahçe yetişti. Daha önce ihracat ve iç piyasa tüccarlarından buraya pek gelen yoktu. Ama şu anda hamdolsun ihracata çalışanlar, iç piyasaya çalışan tüccarlar biri gelip biri gelmeye başladı. Memleketimize güzel bir ekonomi girmeye başladı. Ben şu anda Ziraat 900 kiraz olaraktan yaptım ama şu anda ben eş dost arkadaşlara şunu söylemek istiyorum. Buranın kirazı biraz ekonomi girecekse rejinadır. Yani dayanıklılık ticaret açısından çok yüksek, verim açısından çok yüksek. Buraya ciddi bir ekonomi giriş yapar. Bu açıdan. Böyle bir yerde nasıl ismimiz Sinan, soyadımız Bahar'sa Mart ayında geliyoruz, sonbaharda da gidiyoruz. Yani kişi olaraktan 3 baharı birden yaşıyoruz, hamdolsun. Buraya Mart ayında biz geldiğimiz zamanlar, tabii kendi ufak tefek işlerimizi biz burada yapıyoruz ama bizim coğrafi olaraktan biz Torosların eteğinde yerimiz. Yani cennet misali bir yerdir. Toros Dağları'nın arka yüzü Adana. Bu Adana'nın da arka yüzü diyelim. Kayseri'ye bakan güzel bir şeyi vardır. Konumu vardır. Bundan dolayı biz Mantar'a, Toros Dağları'na, Yedigöllere, Kapuzbaşı Şelalesi'ne, buralara genelde yürüyüşe, mantar toplama, yaylalarımız vardır. Geoluk Yaylası'ndan bizim Oluk Yaylası olur. Her taraf
geldiğimiz zamanlar çocukluk anılarımız var bizim oralarda. Her bir suyun başına vardığımızda bir diğer arkadaşlarla anılarımız canlanır. Bunlar da gezdiğip tozduğumuz zamanlar, Allah'a hamdolsun sıhhatimizde yerinde olduğu zamanlar, bunlar insanları mutlu ediyor. Buradan uzaktaki dost ve arkadaşlara tavsiye. Vatanınızı sevdiğiniz kadar memleketinizi sevin. Bu dağlarımızın güzelliği bir bambaşkadır. Sevgi ve saygılarımla. 1951 doğumlu Bünyamin Ekildi. Yıllardan beri Kiraz Köyü'nde bakkallık yapıyor. Bakkallık dükkanından sonra, şimdi evlenip ayrıldıktan sonra yaya da halıcılık yapmaya başladım. Kiraz Köyü'nde ilk ticaret yapanlardan biriyim. Kasaplıktan, manavlıktan, kamyoncuktan, nakliyecikten. Ve 1978'e kadar İstanbul'da halı ticaretiyle uğraştım. 1989'da sonra Mersin'e taşındım. Mersin'e gittiğim zaman CİMES faaliyetiyle ile devam ettim. Birkaç sene Beyaz Aşçı Dernek Başkanlığı yaptıktan sonra 1999 yılında işlerimiz kötüye gitti. Kefaletten dolayı durumumuz iyi olmadı. Ama her zaman ne olursa olsun dağda bayırda Kirazlı Köyü'nü, Yahyalı'yı özlememek mümkün değil. Havasıyla, suyuyla, rengiyle, insanlığıyla, deseniyle, her şeyle güzel bir memleket. Mutlu olmak için, huzurlu olmak için mutlaka Yahyalı'yı, Kirazlı'yı görmek lazım. Bayıyla bahçesi, hele bir defa Sinan Bey'in Sinan Köyü çiftliğini görmek lazım.